16 Şubat 2022 tarihinde Jacksonville şehrinde soğukkanlı bir cinayet işlendi. Bu cinayetin kurbanı Jared Bradigan adında genç bir adamdı. Ve belki de bu olayın en kötü yanı cinayetin 2 yaşındaki kızının gözleri önünde işlenmiş olmasıydı. Ancak 4 çocuk babası olan ve tanıdıkları arasında kusursuz bir yüne sahip olan bu adamın ölümüne kimin ihtiyacı vardı? Bu videoda bu sorunun cevabını alacaksınız. Algılama kolaylığınız için hikayeyi kronolojik sırayla anlatacağım. Odak noktamız Jared Bradigan adında genç bir adam. Jared 29 Haziran 1988 tarihinde Warrensburg, Missouri'de Gaylord ve Joan Bradigan çiftinin çocuk olarak dünyaya geldi. Jared'in ailesi son derece dindar insanlardı. Dolayısıyla bu durum çocuğun yetiştirilme tarzına da yansıdı. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Tam tersine böyle bir ailede büyümek Jared için iyi oldu. Dürüst, adil ve iyi huylu bir adam olarak yetişti. Jared küçük yaşlardan itibaren keskin zekasıyla öne çıktı. Dolayısıyla üniversiteye girmesi sadece bir zaman meselesiydi. 90'lı yılların ortalarında Jared'in ailesi Florida eyaletinde bulunan Jacksonville şehrine taşındı. Çocuk orada Douglas Anderson adını taşıyan sanat lisesine girdi ve 2007 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Mezuniyetinden birkaç yıl sonra Jared üniversiteye girdi ve orada film yapımcılığı eğitimi almaya başladı. Jared hiçbir zaman film yapımında çalışmadı. Ancak sanat okulunda okumak ve üniversitede sanat odaklı eğitim almak genç adamın çok iyi bir tasarımcı olmasına yardımcı oldu. Jared okulun ikinci yılında Shanna Gardner adında genç bir kızla tanıştı. Çiftin ilişkileri çok iyi ilerledi ve bir yıl sonra evlendiler. Düğünden sonra aralarındaki aşk azalmadı ve harika ilişki devam etti. Dışarıdan bakıldığında çok mutlu bir çift gibi görünüyorlardı. Evet, bazen bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorlardı ama olağan dışı bir şey yoktu. Her çiftin zaman zaman küçük yanlış anlaşılmaları olur ve bu normal bir durumdur. Düğünden bir yıl sonra çiftin biri kız, biri erkek ikiz çocukları oldu. Kız çocuğu Abby, erkek çocuğu ise Liam adı verildi. Çocukların doğumundan kısa bir süre sonra Jared Canopy adlı küçük bir şirkette kademli tasarımcı oldu ve iyi para kazanmaya başladı. Kocası çalışırken Shanna'nın da evde oturmadığını belirtmek gerekir. Sanat ve el sanatları şirketi olan Stampin' Up'ın kurucu ortaklarından biriydi. Doğruyu söylemek gerekirse şirket çoğunlukla kızın annesine aitti. Kendisinin ise sadece küçük bir hissesi vardı ve bazı küçük işlerle uğraşıyordu. Jared ve Shanna hayal edebilecekleri her şeye sahipti. İki çocuk, herkes için de iyi bir iş ve geleceğe güven. İlk büyük sorun çocuklar doğduktan birkaç yıl sonra ortaya çıktı. Bradigan ailesi Connecticut'a taşınmak zorunda kaldı. Taşınmalarının nedeni ikizlerden birinin, daha doğrusu Liam'ın sağlık sorunlarıydı. Çocuğa kalp hastalığı teşhisi konmuştu ve doktoru aileye deniz seviyesine daha yakın bir yere taşınmalarını tavsiye etti. Taşınma bu sorunu çözmeye kısmen yardımcı oldu. Ancak beraberinde başka sorunlar da getirdi. Jared bir kez daha iş yerini değiştirdi ve sık sık fast food restoranlarında yemek yemeye başladı. Görünüşe göre bu durum spora çok düşkün olan karısının hoşuna gitmedi. Shanna kocasını spor yapmaya ikna etmeye çalıştı ancak o işine atıfta bulunarak bunu yapmayı reddetti. Jared boş zamanlarını spor salonunda terleyerek değil de çocuklarıyla daha fazla vakit geçirerek geçirmek istiyordu. Sanırım ikisi de bir şekilde anlaşılabilirdi. Ve böylece aylar geçti. Karı koca ilişkisi karışık bir başarıyla devam etti. Jared karısının spor aktiviteleri için kişisel bir antrenör tuttu. Görünüşe göre bu şekilde karısının gönlünü almak, onu çabalarında her zaman destekleyeceğini göstermek istiyordu. Ancak bu yaptığı çok geçmeden geri tepecekti. Shanna, kocasının kendisi için tuttuğu antrenörle ilişkiye girdi. Gizli ilişkileri başladıktan sonra Shanna kocasına karşı giderek soğumaya başladı. Tartışmaları sıklaştı, yatakta zaten az olan tutku her geçen gün daha da azaldı ve sonunda ayrı yatmaya başladılar. Jared, Shanna'nın antrenörüyle açık saçık konuları konuştukları yazışmalarını keşfettiğinde karısının kendisini aldattığına nihayet ikna oldu. Bu durum sonunda boşanmalarına yol açtı.
Boşanma davası Shanna tarafından açıldı. Her iki taraf da edinilen mülkten daha büyük bir parça kapmak istiyordu. Ve en önemli konu çocukların velayetiydi. Hem Shanna hem de Jared ikizlerin tam velayetini istiyordu. İş öyle bir noktaya geldi ki Jared karısını kendisini gizlice izlemekle suçladı. İddiaya göre Shanna oğullarının yatağının altına gizli bir dinleme cihazı yerleştirmiş. Büyük olasılıkla Shanna bunu Jared'in oğlu London'u azarladığı anı kaydetmek için yaptı. Böyle bir uzlaşmayı mahkemede kolayca kullanabilirdi. Ancak görünüşe göre bundan iyi bir şey çıkmadı. Sonunda mahkeme çocukların tam velayetini iki ebeveyne de vermedi. Çocukların ebeveynleriyle sırayla yaşamasına karar verdi. Bir hafta babalarıyla, bir hafta da anneleriyle. Bu durumda üzülmesi gereken tek şey çocuklardı. Düzgün bir aileden yoksun bırakıldılar. Zaman geçiyordu. Jared ve Shanna kendi hayatlarını yaşamaya devam ettiler. Shanna'nın antrenörle ilişkisi sona erdi. Ve kısa süre sonra Mario Fernandez Saldana adında bir adamla çıkmaya başladı. Shanna'ya göre bu adam boşanmanın stresiyle başa çıkmasında ona çok yardımcı oldu. Mario ve Shanna aynı spor salonunda tanıştılar. Mario orada bakım görevlisi olarak çalışıyordu. Ama onun tek gelir kaynağı bu değildi. Kiraya verdiği birkaç evi vardı. Shanna ve Mario'nun ilişkisi giderek gelişti ve 2018 yılında evlendiler. Çiftin birlikte hiç çocukları olmadı. Görünüşe göre ikizlerin yarı velayetine sahip olmanın onlar için yeterli olduğuna karar vermişler. Shanna daha sonra aile işini bırakıp kendi pastanesini açtı ve tüm şehre lezzetli tatlılar yedirmeye başladı. Ben kendim tatmadım ama TV programlarından biri ürünlerini mümkün olan her şekilde övdü. Well, I know you are a busy baker. You stay up to the wee hours of the morning just baking. Tell us about Beach Baked 904 because you are a brand new bakery at the beach and I've tried your cookies and they are to die for. So tell us about what's going on. Jared de boşanmadan sonra Kirsten adında genç bir kızla çıkmaya başladı ve daha sonra onunla evlendi. Çiftin düğünden kısa bir süre sonra Bexley adında bir kızları ve birkaç yıl sonra da London adını verdikleri ikinci kızları oldu. Jared yine de işini değiştirdi ve şimdi Microsoft için çalışıyordu. Microsoft'taki pozisyonu hakkında kesin bir şey söyleyemem. Bazı kaynaklar orada yazılım geliştirmeyle ilgilendiğini, bazıları ise tasarım müdürü olduğunu söylüyor. Belki de hikaye burada sona erebilirdi. İnsanlar evleniyor ve ne yazık ki bazen çeşitli nedenlerle boşanıyor. Ardından tekrar evlenip hayatlarına devam ediyorlar. Dediğim gibi bu durum sadece tam teşekküllü bir aileden yoksun kalan çocuklar için kötüdür. Ama bu hikayenin kanlı bir devamı vardı. Videonun başında da söylediğim gibi her şey 16 Şubat 2022'de başladı. Haftanın çarşamba günüydü. O gün Jared tüm çocukları ile birlikte harika vakit geçirdi. Parkta gezdiler ve ardından pizza yemek için bir çocuk kafesine gittiler. Günün sonunda Jared ikinci evliliğinden olan büyük kızı Bexley'i ebeveynlerine bıraktı ve diğer 3 çocuğu ile birlikte eski karısının evine gitti. Saat 8 gibi onun evine vardı. İkizlerle gelecek haftaya kadar vedalaştı ve kendi evine doğru yola çıktı. Yolculuk yaklaşık 40 dakika sürecekti. Arabada sadece Jared'in kendisi ve arabanın arkasındaki bebek koltuğunda oturan 2 yaşındaki kızı kalmıştı. Ancak Jared'in kaderinde o gün eve varmak yoktu. Yolculuğun birkaç dakikasında adam yol üzerinde bir araba tekerleği fark etti. Yol o noktada yeterince genişti. Bu yüzden tekerleğin etrafından dolaşıp yoluna devam edebilirdi. Ancak Jared o tür bir adam değildi. Tekerleği yoldan çekmeye ve böylece iyi bir iş yapmaya karar verdi. Ama bu ölümcül bir hataydı. Jared araçtan dışarı adımını attığında birkaç el silah sesi duyuldu. Tam olarak 3 el. Silah sesleri olay yerine yakın bir apartmanın kamerası tarafından kaydedildi. Üç kurşundan sadece bir tanesi Jared'e. Diğer ikisi ise arabaya isabet etti. Ancak Jared Bridegen'in nefes almasını engellemek için tek kurşun bile yeterli oldu. Neyse ki arabaya isabet eden diğer iki kurşun kızına zarar vermedi. Bölgede yaşayan ve silah seslerini duyan insanlar hemen 911 aradı. Kısa süre sonra olay yerine adama yardım edemeyen bir ambulans ve birkaç polis arabası geldi.
yol polis şeridiyle kapatıldı ve soruşturma başlatıldı. Polisin yaptığı ilk şey, Jared'in 2 yaşındaki kızını karakola götürmek oldu. Onun için ne kadar zor olsa da artık bu davadaki tek tanık oydu. Elbette, 2 yaşındaki bir çocuktan işe yarar bir şey beklenemezdi. Ama polis babasının katilini bir an önce bulmak için her şansı kullanmak istiyordu. Çocukla yapılan konuşmanın nasıl geçtiği açıklanmıyor. Bilinen tek şey çocuğun karakolda çok gergin olduğudur. Şimdi olay yerine geçelim. Olay yerinde neredeyse hiç kanıt olmadığı için soruşturma karmaşık geçeceğe benziyordu. Jared'in cüzdanı, saati, cep telefonu ve katil tarafından çalınabilecek diğer pahalı eşyaları yerindeydi. Tetikçi ayrıca pahalı arabasını da kolayca çalabilirdi ama bunu da yapmamış. Bu da cinayetin amacının soygun olmadığı anlamına geliyordu. Polisin ilk dikkatini çeken şey yolun ortasında duran araba tekerleğiydi. Katilin Jared'i durdurmak için tekerleği kasıtlı olarak yolun ortasına bıraktığı açıktı. Bu tek bir anlama geliyordu. Katil Jared'in rotasını ve tam olarak oradan ne zaman geçeceğini biliyordu. Bu tür hassas bir planlama, polislere katilin büyük olasılıkla Jared'in bir tanıdığı olduğuna inandırdı. Belki iş arkadaşlarından biri, belki de şimdiki ya da eski karısı olabilirdi. Polis bölgeye yerleştirilen kameraları incelediğinde, tekerleğin gerçekten de kasıtlı olarak yola yerleştirildiğine ikna oldu. Ne yazık ki size bu görüntüleri gösteremem çünkü gizli tutuluyor. Ancak böyle bir kaydın var olduğu gerçek. Tekerlek polise bir ipucu daha verdi. Bu tekerleğin Ford markalı kamyonetlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Failin bir Ford markalı kamyonetle hareket ettiğine dair inanç, polisin bölgeye yerleştirilen kameraları incelemesiyle güçlendi. Kameralardan biri, saldırının gerçekleştiği yerden uzaklaşan mavi bir kamyoneti kaydetmiş. Bu araç, polisin aradığı ipucuydu. Aracın sahibini bulmak ilk yapılması gereken şey oldu. Diğer kameraları arayan polis, kamyonetin daha fazla görüntülerini buldu. Bu aracın görüntüleri televizyon kanallarında gösterilmeye başlandı ve halktan yardım istendi. Polis ayrıca şüphelinin yakalanmasına yol açacak yararlı bilgiler için 18 bin dolar vaat etti. Her gün benzer bir arabayı yolda görenlerden ya da tanıdıkları benzer bir arabaya sahip olanlardan telefonlar geliyordu. Ancak kısa bir kontrolden sonra hepsi temiz çıkıyordu. Bu arada Jared'in eski karısı deneyimli bir avukat tutarak polisin ve kamuoyunun dikkatini çekti. Doğruyu söylemek gerekirse eski kocasının öldürülmesinden sonra Shanna'nın üzerinde zaten çok fazla ilgi vardı. Ancak avukat tuttuktan sonra bu ilgi daha da arttı. Shanna çeşitli televizyon programlarına çıktı ve eski kocasının ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını iddia ettiği röportajlar verdi. Bu röportajları izleyen insanlar, eski karısının Jared'in ölümüne en ufak bir üzüntü duymadığını fark ettiler. Shanna, Jared'in cenazesine katılmadı ve görünüşe göre ikizlerin de cenazeye gitmesine izin vermemiş. Böyle davranışını, çocukların akıl sağlığından endişe etmesiyle açıkladı. Bu arada polisin, Jared'in dul eşinin ve davayla ilgisi olan insanların adamın öldürülmesinin arkasında eski karısının olduğuna dair inançları gittikçe güçlenmeye başladı. Ama kesin kanıtlar olmadan hiçbir şey yapmak mümkün değildi. Körü körüne inanç dosyaya dikilemezdi. Aylar geçti ve insanlar Jared'in katilinin asla bulunamayacağını düşünmeye başladığında dava beklenmedik bir hal aldı. Olaydan 6 ay sonra 25 Ocak 2023'te Henry Tannen adında bir adam tutuklandı. Henry Tannen'ın tamamen başka bir suçtan, daha doğrusu yasa dışı silah bulundurmaktan tutuklandığını belirtmek gerekir. Arabasıyla şehirde dolaşırken trafik kurallarını alenen ihlal etti ve bu da devre görevlilerinin dikkatini çekti. Kenara çekilip arabası kontrol edildiğinde bagajda kayıtlı olmayan bir pompalı tüfek bulundu. Tutuklanmasından birkaç gün sonra Henry, Jared'in davasında çalışan dedektiflerin dikkatini çekti. Özellikle de onun aracı, mavi bir Ford kamyoneti vardı. Ancak bu, polisin bulduğu ilginç tesadüflerin sadece küçük bir kısmı. Kapsamlı bir geçmiş araştırması, Henry Tannen'ın Mario'dan bir ev kiraladığını ortaya çıkardı. Ama bu da hepsi değil. Eğer kiralık bir dairede oturuyorsanız, ev sahibiyle ne sıklıkla telefonda konuşuyorsunuz? Eminim çok nadirdir. Örneğin beni ev sahibi yılda birkaç kez arıyor, o da kirayı yükseltme zamanı geldiğinde. Genel olarak Mario ve Henry de telefonda neredeyse hiç konuşmazlardı.
Ancak Jared'in ölümünden birkaç hafta önce ikisi de birbirine sık sık aramaya başlamış ve ölümünden sonra bu aramalar tamamen kesilmiş. Tüm bu kanıtlar ikinci derece kanıtlardı. Ancak Henry'yi daha da sıkıştırmak için yeterliydi. Polisler sorularına cevap almak için onu neredeyse her gün sorguladılar. Ama Henry sessiz kaldı. Sessizliğe yaklaşık 2 ay sürdü. Ve sonunda baskılara dayanamayan adam konuşmaya başladı. İfadesinde Jared'i Mario Fernandez'in emriyle öldürdüğünü itiraf etti. Tüm bunları tabii ki para karşılığında yapmış. Ancak polis Mario'nun Henry'ye ne kadar para ödediğini belirtmedi. Aynı gün Mario Fernandez sokakta arabasının yanında tutuklandı. Sorgu sırasında Mario her şeyi karısı Shanna ile birlikte planladığını itiraf etti. Kısa süre sonra Shanna Gardner de tutuklandı. Şimdi tüm bu karmaşık hikayeyi özetlememiz gerekiyor. Suçun nedeniyle başlayalım ve ne yazık ki nedenleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu davadaki duruşmalar hala devam ediyor. Bu yüzden birçok şey gizli tutuluyor. Uzun süre neden yaptılar sorusu üzerinde düşündüm ve ne yazık ki akla yatkın bir şey bulamadım. Aklıma gelen tek şey Shanna ve Jared'in 2015 yılında boşanmaları ve hakimin çocukların ebeveynleriyle dönüşümlü olarak vakit geçirecekleri yönündeki kararı. Peki bu kadın eski kocasına karşı 7 yıl boyunca bu yüzden mi kin besledi? Eğer biraz daha bekleseydi, ikizler kiminle yaşayacaklarına kendileri karar verecek yaşa gelmiş olacaklardı. Mario'nun neden bu işe karıştığı da ayrı bir soru. Evet, o Shanna'nın şimdiki kocası ama neden böyle bir şey yapmak istesin ki? Açıkçası karısının ikizlerine böyle bir adım atacak kadar sevgi duyduğunu sanmıyorum. Sebebin para olduğunu varsayarsak bu da eleştiriye dayanmıyor. Shanna ve Mario varlıklı insanlardı. Zaten Jared öldüğünde ellerine ne geçecek ki? Jared'in kendi ailesi vardı ve hayatı sigortalı olsa bile tüm parayı karısı Kirsten alacaktı. Sanırım her şey birkaç ay sonra bu insanların mahkemesi bittiğinde netleşecek. Henry Tannen en az 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Shanna'nın çok iyi avukatları var. Muhtemelen bu yüzden mahkemede çok sakin ve güler yüzlü davranıyor. Suçun çoğunu güçlü bir avukatı olmayan Mario'nun üzerine yıkabilir. Başka bir taraftan ikisinin de idam cezası alması ihtimali de var. Savcı bunu talep ediyor. Bu dava hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Benimki ise bugünlük bu kadar. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşça kalın.